9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10.000! Ne var lan? Bana şehirli bir karı alacaksın değil mi? Alırız! Öf be! Yuu salak aşık! Ulan insan aşık olur mu be? Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Alasya, orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı. Alasya sanat hayatına 1959'da Milli Türk Talebe Birliği Tiyatrosu'nda amatör olarak başladı. 1960'da tanıştığı Metin Akpınar'la ayrılmaz ikili haline geldi. Metin Akpınar, uzun yıllar süren dostluğun başlangıcını işte böyle anlatmıştı. Zeki ile 1962'de Milli Türk Talebe Birliği'nde tanıştık. Zeki, grubu ile Mum Söndü adlı tiyatro oyununa hazırlanıyordu. Çok önemli bir rolü olan bir kız hastalandığı için ayrılmıştı. Zeki, kızın yerine geçti. Onun rolünü de başkası aldı. Ama Zeki'yi kız yaparken çok zorlanılmıştı. Hatta ustura ile kaşlarını almıştı. Burada başlayan dostluğumuz kısa sürede pekişti ve bugünlere kadar uzadı. Zeki lan! Sen lan! Lan sen artık! Şivesine! Zeki! 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 Zeki kardeşim! Konuşsana! Öldün mü ne ettin? Zeki kardeşim! Yavrum kardeşim! Konuşsana lan! Bir elmanın iki yarısı gibiydi Zeki Alasya ile Metin Akpınar. İki iyi oyuncu, iki komedi ustası, iki ortak, iki dost. Sahnede, perdede hep beraber. İsimleri ayrı anılmazdı hiç. Akpınar'a göre adeta olağanüstü bir güç tarafından kaderleri yazılmıştı. Zeki Alasya Şehzadebaşı'lı, Metin Akpınar Aksaraylı. Aile yapıları benzer, beslendikleri kaynaklar aynı. İkisinin babası da İbrahim Ethem Ulagay kimya evinde çalışmış. Bu ikili birçok unutulmaz filmde yer aldı. Köyden indim şehre, Salak Milyoner, Aslan Bacanak, Nereye Bakıyor Bu Adamlar ve Hasip ile Nasip gibi akıllara kazınan filmlerde oynadılar. İstanbul'a mı? He ya, senden mi İstanbul'a? Evet. Ne olacak? Kırışırız paraları değer mi? Olur. Hiç değilse ikiye bölünmez, dörde bölüneceğine. Tabii. Ne de olsa kardeşiz. Nereye gidiyorsun lan? Hiç. İstanbul'a gidiyorum. Uzun lafın kısası, anlaşılmıştır ki aralar dörde bölünecek. Özellikle komedi filmleriyle anılan Alasya'nın Köyden İndim Şehre filmindeki altın sayma sahnesi unutulmazlar arasında. Alasya filmde Himmet ağabey rolüyle hafızalara kazınmıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10.000! Ne var lan? Bana şehirli bir karı alacaksın değil mi? Alırız! Öf be! Duayen isim zaman zaman çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme gelmiştir. Bunlardan biri de masonlukla ilgili yaptığı açıklama. Alasya'ya bir röportajda "Masonlukla ilginiz var mı?" sorusu yöneltilince "Evet, ben masonum." diyor ve ekliyor. Hatta Metin de mason yapmak istedim fakat yanaşmadı. Bunun üzerine gazeteci şaşkınlığını gizleyemiyor ve "Çok ilginç, masonlar genellikle masonluklarını gizler." şeklinde bir tepki veriyor. Zeki Alasya da evet, başlarına bir şey gelecek diye korkuyorlar. Mesela devlet tiyatrosunda çok mason var. Söylese işinden olacaklar diyor. Sadece bu açıklamalar mı? Tabii ki hayır. 2011 yılında 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış töreninde ödül alan Zeki Alasya, "Emek sinemasının sahnesinde namaz kılınacaksa hiç açılmasın daha iyi." demişti. Daha sonra CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K programına konuk olan Zeki Alasya, 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde büyük tepki çeken konuşmalarına açıklık getirdi.
namaz kılmanın kutsallığına inanan biri olduğunu ve söylediği sözlerden dolayı pişman olduğunu ifade eden Alasya, din düşmanı olmadığını, temiz bir Müslüman olduğunu ve kendisinin de ibadet eden biri olduğunu söyledi. Emek sineması açılacaksa film göstermek, insanlar sinema seyretsinler diye açılsın. Sahnesinde namaz kılınacaksa hiç açılmasın daha iyi. Artık ışıklar içinde uyusun mu dersiniz? Allah rahmet etsin mi dersiniz? Takdir sizin.